seen it in her eyes. And now it seems that I gave up my ghost of pride. I'll never say goodbye. Kadınların ve çocukların önünde asla tükürme. This land is your land and this land is my land. Kaybedenler kulübü. Kulübü. Hesabı tutulacak şeyler var, tutulmayacak şeyler var canım ya. Evet, Fatma Özbay değil mi? Evet. İyi akşamlar, tanıyabilir miyiz sizi kısaca? Kaç yaşındasınız, ne işi biliyorsunuz? 21 yaşındayım, öğrenciyim. Nerede okuyorsunuz Fatma? Hukuk okuyorum, Marmara Üniversitesi. Marmara Üniversitesi, çok sevdiğim bir üniversitedir. Ben de hastasıyım. Ben hastasıyım, bayağı hastasıyım. Yani. Almanca işletme benim ağırlıklı tercihim Marmara Üniversitesi. Son değil, ben bir de yani tamam bunu da söyleyeyim, radyo televizyon. Radyo televizyon. Sinema. Sinema olsun, radyo televizyon olsun. Bunlar güzel bölümler. Gelecek vadeden bölümler bence. Evet. Gelecek vadeci. Fatma, nerede oturuyorsun? Üsküdar. Gelebilecek misin? Gelebilirim, evet. Nasıl gelebilirim? Gelmem gerekirse gelebilirim. Gelmen gerekir mi sence? Şey, şu davetiyeyi sizden mi almam gerekiyor yoksa orada kapıda halledecek miyim? Adını söyleyeceksin kapıda. Tamam o zaman. Harika. Geleceksin yani. Bu durumda evet. Bu durumda geleceksin. Yalnız mı geleceksin? Bilmiyorum. Hayır herhalde. Peki. Adını söyle, gir o zaman. Tamam. Hobilerin var mı? Hayır. Hiç mi? Hiç. Hiç. Kitap okumayı sevmez misin? Kitap okurum, evet okurum. Sen en son ne okudun? En son Sartre'nin Hürriyet Yollarını okudum. Pardon? Neyi? Sartre, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre'ın ne yolları? Zeytin Yolları. Zeytin Yolları mı? Ben şey sesini anlayamıyorum herhalde. Hürriyetin Yolları, Akıl Çağı, birinci kitap. Okey. Güzel bir kitap herhalde o. Ben bir baktım, dedim ulan bu okunmaz dedim. Yazık, ziyan dedim. Ben Jean-Paul Sartre, şey Jean-Paul Sartre takma adıyla Bulantı diye kitap yazmıştım. Okuduğum bir Park kitabından çok etkilenip buna bir kitap adayım diye. Bulantı. Hı-hı. İşte gömültü, hı-hı, sıkıntı adında bir seri, bir dizi, hı-hı, kitap yazdım. Nerede yazdın? Paris'te. Sen şeyi, Büyük Taş ve Araba isimli kitaplarını Cezayir'de yazmıştın değil mi? Onları Cezayir'de yazdım. Vebayı, hı-hı, Cezayir Dönüşü. Cezayir'den. Gazetede çalıştığım yıllar yazmıştım. Peki, yani, Sefilleri yazmıştım. Hep merak eder dururum. Onu takma isimle yayınladım. Hep merak eder dururum. Hep merak, yani ne zamandır soracağım. Şu Kramazov kardeşler, hangi vakti buldun da yazdın lan? 4 yıl. Yuh. Mapustu, mapustaydık. Yuh lan. 1962 senesinde bir trafik kazası geçirdim ben. Nerede? Paris. Paris.
onda iki leşim var. İki sene. Leş başına birer sene olmak üzere. Mabus oldum ben. Allah korusun. Karamazov Kardeşler 3'ü orada yazdım. 3'ü? 3. cildi. Hiç yayınlanmadı o. 3. cilden mi başladın yazmaya? Hayır. 1'i 2'yi yazmışlardı. Anladım. 3'ü yazdım. Şunun artık 3'ünü yazayım dedin yani. Evet. Benim yayınlanmayan birçok kitabım var. Bu boşluklarımız da dahil olmak üzere. Ya sen? Aslında ben tabii daha çok şiirle ilgiliyim ama hiçbir şiirim yayınlanmadı. Daha çok hikayeci olarak tanınıyorum. Kısa? Kısa. Hikayeci olarak. 9 öykün var galiba senin. 9 öykü isimli bir kitabım var. Öykü kitabım var. Kaç öykü var o kitapta? 9. Çok hoş. Evet. Peki geçmişe dönersek, İngilizce yazdığın yıllar olsun. Pre İngilizce yazdığın İngilizce öncesi yıllar olsun. Çok unutamadığın bir anın var mı? Absolutely var. Tabii birden yani unutamadığın bir anın var mı deyince. Ben bu arada parantez içinde söyleyeyim, özellikle de Catch and Dry'ı okuduğum yıllarda hayran olmuştum yazdıklarına. O teşekkür ederim. Bir de Moon Palace'tı galiba senin bestseller olan şeyin kitabı. Evet. Ubik'ten hemen önce yazdım bir kitabı. O da sonra ben daha Castle yazarken bu bilim kurguya dönüş geçiş yıllarında. San Francisco birden Avrupa'nın o kasvetli atmosferinden San Francisco'nun o yumuşak iklimine, mavi gökyüzüne ve kırmızı renkli köprülerin diyarına gittiğimde, o sokaklarda yürüdüğümde, o uzun saçlı çiçek insanları gördüğümde, o bol paçalı geniş yakalı gömlekleri gördüğümde bundan etkilenmemek mümkün değildi. Üstelik Berkeley'de öğrenci olduğum yıllarda içinde bulunduğumuz politik tavır genel olarak Berkeley içinde bulunduğu politik tavır ve buna bağlı olarak Orange County bölgesinde, özellikle Los Angeles Orange County bölgesindeki derin muhafazakarlık ve bu ikisinin aynı iklim, aynı yumuşaklık ve aynı Meksika yemekleri kokusu hakimiyeti altındaki karmaşası beni bilim kurguya itti. Neden? Güzel bir soru. Telgraf Caddesi'nden başlayan günlük yürüyüşlerim esnasında her zaman önünde durduğum büyük bir plak dükkanı vardı. Her zaman dükkana girer. Dükkan içerisinde özellikle yeni çıkan plakları taradıktan sonra tezgahın arkasındaki dinleme kabinine girer ve saatlerce plak dinler. Bizim Rebecca'yla tanışmamız da bu vesileyle oldu. Daha sonra özellikle evet, böyle daha iyi. Ne anlatıyordum ben? Ne konuda? Özellikle diyordum sürekli. Fatma Özbay. Özür diliyorum, çok bekledik sizi orada. 25 Mart Cumartesi günü Kemancı'da ortak attı. Partimize davetlisiniz. Kapıda isminiz olacak. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Teşekkür ederim. Evet. Çok yalnızım. Bana ne? Yani bana ne yani?
Hangi konuda? Bu konuda. Anladım. Sakın gelme, sözlerim kayıp, ayıp ediyorum kendime. Bir sır var içimde, öylesin tuttum. Yaşıyorum gürül gürül kaç gündür. Uyku tutmuyor, sakın gelme. Sakın gelme, hazır değilim, deliyim kaç gündür. Lodosum tuttu, boyrazım soğuk. Sakın gelme, dönüşüm yok, çok uzaktayım, çok. Bir şarkı var aklımda, söylemesi ayıp. Sözleri kayıp, kaç zamandır dilimde, sakın söyleme. Sözlerim kayıp, ayıp ediyorum kendime. Bir sızı var içimde, ölesim tuttu. Yaşıyorum gürül gürül kaç gündür. Uyku tutmuyor, sakın gelme. Sakın gelme, hazır değilim, deliyim kaç gündür. Lodosum tuttu, boyrazım soğuk. Sakın gelme, şarkı var aklımda, söylemesi ayıp. Sözleri kayıp, kaç zamandır dilimde, sakın söyleme. Sözleri kayıp, kaç zamandır dilimde, sakın söyleme. Sakın gelme, hazır değilim, deliyim kaç gündür. Lodosu tuttu, boyrazım soğuk. Sakın gelme, şarkı var aklımda, söylemesi ayıp. Sözleri kayıp, kaç zamandır dilimde, sakın söyleme. Ben demin yanlış anladım galiba seni. Çok yalnız mı demiştin? Sen ne anladın? Ben anlamadım. Ha. Herhalde anladım. Çok yalnızım dedim ama fark etmez. Sen bir daha söylemem yani. Madem ilgilenmiyorsun. Madem benim duygularım... Tamam, ver elini. Ver elini, ver. Tamam. Dostu, sevgiyi... Şeyi hisset yani, sıcak. Şöyle bir şey. Ben de çok yalnızım ya. Necim, yani ben de çok yalnızım. Gel birbirimize destek olalım ya. Hayatım diken yollarında seninle. Niye? Paylaşmak adına. Bence ne olursa olsun iki yalnız bir yalnızdan yalnız iki kat daha kötü. Bu doğru. Doğru.
Alo. Alo. Ha, merhaba. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Özge ben. Özge. Evet. Evet. Nasılsınız Özge? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda, sağ olun. Sesinizi duydum, daha iyi oldum. Burcunuz ne? Burcum terazi. Maşallah, güzel bir burç. Güzel bir burçtur. Çok hoş bir burç. Çok çok. Bilirim ben yakından tanıdım. Evet. Hobileriniz neler? Neler yapıyorsunuz? Hobilerim, bu zor bir soru aslında ama evet, bir çırpıda söyleyebileceğim. Müziği çok severim, sinemayı bir de. Müzik, evet. Evet. İçimden geldi Özgür Hanım, size bir şiir okuyabilir miyim? E tabi buyurun, haiku olmasın ama. Efendim? Haiku olmasın. Hayır, haiku değil bu. Tavake. Okuyacağım yani 577 577 577 577 575 formatında. Peki. Bekliyorum. Ecim Ak'tan bir odun var be. Ağlar. Özge Hanım'ın sesi benim hakikaten çok etkiledi. Bir ilham. Şiirin adını şöyle söyle bakayım. 9. Ha. 9 mu? Aslında denedin mi hiç 9? 9 denedim. İyi değil mi? Ya iyi ama genelde iyi. Mesela sabaha uygun değil, sabah olmuyor. Yok, sabah 9 ama sabah 4 ya da 3. Hı. 4 ya da 3 yani sabah. Dur. Ya ha. Ya da 3'ten 4, orada da kuş kanadı. Evet. 3'ten 4 onun için çok kullanışlı, ya ben öyle düşünüyorum. Katılıyorum, katılıyorum. Teşekkür ederim. Katılıyorum. Çok naziksin. 9. Mistik, garayip bir şey. Bunca tanıdık ona. Belki daha önceden tanışıyorduk. Eski bir kürke sarılmış uzanıyorum. Şimdi odada seni düşünürken kapılar, pencereler, formlar, mumuşum yok oluyor. Beyaz bulutlar sarıyor odayı. Bulutların üstünde uçar gibi olduğum bir an bir şeye değiyorum hafif ürkünç. Bir but parçası belki de. Canlanmakta olan beyaz bir atın tamamlanmamış parçası. Bulutsu tözün, ilk maddenin içinde. Henüz yaratılmakta olan bir at. Belki de bir meleğin içinden geçiyorum. Hafiye Zakın Hanım. Çok hoş bir şiir hakikaten. Gece rüyamda kaçak bindiğim bir trende deniz tuzu arıyorum. Tuz ve beyaz at. Her şeye tat veren tuzun kendisini yaratmak imkansızdır. Sonunda kara komployu anladım, tıpkı Nerval gibi. Ben de yaratılanı yaradana tercih etmiştim. Aşk ve ölüm vizyonlarıyla pişmanlıklarımı unutmak için kırsal alanlarda yürüyüşlere çıktım. Nerval kilisede zavallı ölü Meryem'in önünde af dilerken üstünde Himalaya dağları üzerinde küçük bir çiçek doğar. Beni unutmayın. Ama ancak böyle, ancak böyle Fiyaz Akın Hanım. Çok teşekkür ederim Özgür Hanım dinlediğiniz için. Ben teşekkür ederim. Evet. Çok duygulandım. Hakikaten çok hem duygulandım hem çok yaralı bir şiir. Melih'ciğim bir şiir de senden dinlesek. Biliyorum çok anda, güzel şiirlerim şu var. Şu anda havamda. Çok güzel yani, şiirlerim var şu an, biliyorum. Şu anda havamda. Biliyorum çok güzel şiirlerim var. Birazdan. Ne olur paylaş bizimle. Çay var mı çay? Çay var. Bir çay içelim sonra şiir olalım. Akalım diyorsun. Gerekirse çay, akalım. Çay alalım, çay alalım. Evet. Bir çay içelim. Varsa bir çay içelim. Recep. Recep. İki çay. İki çay güzelim. İki çay. Olsun çayın Savaş abi. Kuş mu? Aa Recep kuş kanadı. Ha. Ha tükür tükür. Ha. Bir de çaylar abi. Özge Hanım siz neler yapıyorsunuz günlük hayatınızda? Bir gününüz nasıl geçiyor? Standart bir gününüz. Mesela bir salı günü nasıl geçiyor sizde? Aa, bugünü anlatayım ortalama o zaman ben size. Bugün günlerden ne? Salı. Çok güzel, buyurun. Tesadüf oldu. Tesadüf oldu hakikaten. Aa, bugünüm çok güzel geçti. Büyükçekmece'de bir arkadaşla kalmıştım akşam. Hı hı. Güneş'i dinleyerek başladık.
biliyorsunuz bize kadar yayındı. Çalış, evet biliyorum. Ondan sonra işte ertesi yani uyandığımız gün devamında da zaten bayağı bir geçti. Şöyle bir sahile yürüyüş yaptık. Çok güzel bir güneş vardı, her şey harikaydı. Daha sonra yine o civarlarda bir eczacı arkadaşımı ziyaret ettim. Daha sonra evime geldim, yemeğimi yedim. Güzel filmler seyrettim. Tam mısır patlatmak için kalkmıştım ki siz aradınız. Bitti. Çok hoş. Peki yani o bayram münasebetiyle mi böyle geçiyor? Valla ben... Yoksa ha. Hep böyle? Evli ne misiniz? Ne yapıyorum ben? Evli misiniz? Yok değilim. Ne yapıyorsunuz o zaman siz? Yani ben... Nasıl finanse ediyorsunuz böyle bir günü? Salı günlerin. Böyle bir günü babam tarafından finanse ediyorum. Sponsorunuz evet. Babanız yani. Evet, sponsorum babam. Güzel, hoş. Peki. Küçük çekmece şeyiniz var mı? Kosponsorunuz var mı? Hayır. Sadece babam var. Tek sponsor. İyi, fena değil. Bir büyük sponsor her zaman daha iyi aslında. Şüphesiz. Belki daha ileride düşünürüm, öğrencilikten sonra olabilir. Evet. Şu an bu yetiyor zaten. Kaç yaşınızdasınız aşağı yukarı? Tam olarak 26. Güzel bir yaş. Güzel. Öğrenci olmak için de güzel bir şey. Evet. Nerede öğrencisiniz? Ben Yıldız'da restorasyonda lisans yapıyorum. Restorasyonda yüksek lisans evet. Yapıyorsunuz. Öyle okuduğum hiç güzel oldu benim için açıkçası. Yıldız restorasyonda bir kez ben de yüksek lisans yapmıştım. İnanmıyorum. Çatıda gizli bir yer vardı. Gizli. Eski binalardan birinde. Hı. Orada çok gizli bir yüksek. Yani izi değil, yüksek bir lisans yapmıştım. Anladım. Daha sonra terfi ettim zaten. Gece bölümünde miydin? Gece bölümünde miydin? Hayır. Hay Allah, nasıl rastlaşmış? Ben bir kere şeye girmiştim, köprüler dersine girmiştim. Köprüler, ahşap köprüler, yani ahşap çelik konstrüksiyon köprüler, karayolu köprüleri dersine girmiştim. Yani. Bizim şey duvara ters dayalı konsol dersiydi. Çatıda bir geçti ders. 40 dakikalık bir şeydi. Aslında orada temel bir şey hatası var. Ben o gün de söylemiştim sana. Bir ara yanlışlıkla girdiğimde baktım içeride yüksek lisans var. Bir ders var. Ben bari kapılar dersine gireyim diye çıkmıştım. O seninki duvara ters konsol değil, duvara payandı dersiydi. Bir şey gibi yani o... Öyle miydi? Tabii. Yani yıllar geçince insan... Şu an payandı. Şey yapamıyor. Bayağı payandaydı. Ben baktım yani. Evet. Bir ara baktım, bayağı payandı yani. Teşekkür ederim, sağ ol. Yani yönetmen için hem yakıştırman için çok teşekkür ederim. 25 Mart'ta partimiz biliyorsunuz. Evet. Kemancı ortak attı ve davetlisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hayatımda ilk defa bir şey kazanıyorum bu arada. Bu anlamda. Harika. Sağ ol. Orada görüşmek dileğiyle. İsminizi söylüyorsunuz tam olarak. Efendim? Tam olarak isminizi söylüyorsunuz. Tamam. Evet. Bir de kimlik kartı bulundurun. Gerekli mi gerçekten? Hayır yani dışarı çıkarken geç vakit şey lazım. Bulundurmak lazım. Tabii ki. O anlamda tabii ki. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, görüşmek üzere. İyi yayınlar. Bir kere şeyde oldu. Londra'da. Bir şeye kimlik gibi bir şey lazım oldu. Bir şeye. Hatırlamıyorum şimdi. Yani bir bürosal bir işlemdi. Alışık olmadığımız türden. Baktım hiçbir şey yok yanımda. Hmm. Bir tek okulun masa tenisi kulübünün bir önceki sene bana verdiği başarısız kartı vardı. Hmm. Şu uyduruktan bilgisayardan print out alınmış. Sonra bu makasla kesilmiş. Hmm. Bizim dalgasına yaptığımız bir şey. Turnuvada başarısız olanlara veriyorduk. Ben de aldım kendime. Hmm. Bir tane. Turnuvaya katıldın mı? Hayır. Hmm. Onu verdim büroya. Hı-hı. İsmimi kaydedeceklerdi. Tahmin ediyorum şeydi. Şeydi bizim orada köpek yarışına katılmak için belli şeyler var. Mesela dernekler.
Köpek Yarışı'na Katılanlar Derneği gibi. Bizimki Damalı, Damalılar mıydı? Tabii Damalılar Derneği gibi. Ben onlara üyeydim. Bu dernekten hiçbir yaptırımı yok. Bir araya gelip poker oynuyorsun sadece dernekte. Neyse. O aklıma geldi şimdi. Yani kimle ilgilenince. Anladım. Kimlik çok arayışındayım. Aynı zamanda kimlik arayışındayım. Ne zamandır söylüyorsun? Çok yalnızım ben. Sana bir kimlik bunalımında gibi gözüküyorsun ya. Var. Özellikle sağ taraftan, sağ profilden. Evet, evet. Hakikaten de şu an. Özellikle de son 6 aydır. Dişime de gitmiyorum. Bazen geceleri büyük bir içsel bir sızıyla uyanıyorum. Geçmiş olsun. Rahatsız mı var sende? Hayır. Karaciğer büyümesi. O da yapar. O da yapar. Ve aşure mevsimi ne zaman ya? Gelmiş olmaz lazım ya. Ya yeter artık. Ben aşure yemek istiyorum. Sen de zaten bir kap aşure yiyoruz ya. Komşular olsun. Yan komşular olsun. Yan apartman olsun. Hı mı yalnızsın ya? Evet. Evet. Değerli kentinlenleri karnakıyor burası. Biz bir hesap dinliyorsunuz kahvenler kulübü. Öyle. O kadar yani. Çok mutsuzum ya. Evet. Çok mutsuzum. Çaylar nerede kaldık ha? Recep! Nerede yavrum bu kuşkuçu? Pantolonları değiştirelim mi? Hemen. Şey, arka odalardan birine gitsin, kimse görmez. Bir dinleyenimiz var sanıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Reha değil mi? Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Reha Bey, iyi bayramlar. Reha Muhtar mı? İyi bayramlar. Meneli. Evet, iyi. Daha iyi. Gene Meneli bastı ama beni belki hatırladın hatırlamadın ama ben sevgilimle ilk ayrıldığımda hani dedim ya şey. Kaç defa ayrıldınız ki? Ya çok tane ayrıldım da bir tanesi vardı ya hani böyle Hizbullah ne? Milenyum ne? Bana ha, bu şey olan, anladım, ziyan olan yıllarınızdan bahsediyoruz. Ben hatır, o gün bugündür arabada yaşıyorum ben. Sevgilimden ayrıldım. Hatırladım. Ev onundu. Hatırlamak istemiyorum hiçbir ben. Hiçbir şey bilmeyen ve her şeyi o ne ki? Diye soran sevgilisinden hemen ayrılmış ve bizi aramış bir arkadaşımız vardı hani. Evde. Bana şey sormuştu. Hizbullah ne? Milenyum ne? Evet. Sonra bana İngiliz muhabbeti yaptınız. İşte Devonport İngiliz muhabbeti yaptınız. Evet. Maçı sordunuz. Kontrollüydü telefonum. Ben size maçı anlattım. Seyretmemiştiniz o gün. Evet. Ondan gayet yatırıldı. Sonra Agassi'nin maçını sordunuz. Hı-hı. Tak tak maçı anlatana kadar 3 servis attım bitti. Hı-hı. Yani, evet. Şimdi Allah'tan ev telefonu. Okey. İşin daha iyi tarafı. Steffi Graf'tan sonra bir süre ilgilenmedim tenisle. Daha sonra Devonport'ta karar kıldım. Devonport'un değil mi maçı vardı? Demin. Nasıl? Ne giymişti? Hı? Ne giymişti? Sevgimizde bir boyutta. Sevgimizde tabii ki bir boyutta. Yani şey, herhalde raket tutup ufacık topla oynanan topa top denir mi ya? Ufacık yani. Topu. Bir tür kale bile maç yapılmaz onunla. Yani. Peki, bayramda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir şey kesecek misiniz? Bayramda, vallahi ben
Bugüne kadar ekmek bile keser, ben koparıp yedim ama... Vekalet verin, keserler sizin için yani. Ekmeği değil mi? Herhangi bir şey değil. Bayramda şey, yeni sevgilimin memleketine gideceğim, Marmara Adası'na yarın. Siz ne kadar güzel böyle ayda bir yeni sevgili mi buluyorsunuz? Böyle bir yeteneğiniz var yani. Marmara Adası dediniz değil mi? Evet, Marmara Adası'na gittim. Marmara Adası'nda tam pansiyon diye bir yerde kalmıştık. O yıllardaki kız arkadaşım backhand'i çok iyiydi onun. Backhand'i? Şöyle. Bunun yani, forehand'i. Şöyle duruyordu. Bunu duruyordu. Backhand'i. Ama ben forehand tercih ederim her zaman. Evet, ben bunun da forehand'i. Adalıların forehand'i iyi oluyor diye biliyorum ben ama. Ha, backhand'i. Backhand'i. Gerçi bir tane Adalı tanıdım. Marmara Adası'nda duman saat 3 gibi falan. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. Fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. We'll be right back.
let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers in arms. From the bars of Wisconsin to the clip joints of Philly, I've been killing time while trying to meet this guitar pay. There've been people who throw bottles, there've been people who throw flowers, there've been people who just threw up in the house. Oh, but rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and roll and loser to the end. Ooh, and rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and roll and loser to the end. There've been clowns, there've been jokers, I've played to prostitutes and queers. We slowly died together through the years. I've been turned out, turned on, turned around, turned down. I've been built up, beat out, set up, drink my cup. I've been sounds that you hear seem to have no meaning.
twisted up inside. You feel you don't belong. And my boss man shouts,